Diğer taraftan da terörle mücadele aralıksız devam ediyor. Teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde 12 teröristi etkisiz hale getirdi. MİTSE örgütün sözde yöneticilerinden birini nokta operasyonuyla vurdu. Kaçamayacağını anlayan iki terörist de Irak'tan Türkiye'ye gelerek teslim oldu. Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, Jandarma, MIT organize hareket ediyor. Terörle mücadele soluksuz sürüyor. Teröristlerin barındığı alanlar karış karış taranıyor. Tespit edilen teröristlerin etrafı sarılıyor ve bir gün mutlaka Mehmetçiğin teslim ol çağrısıyla uyanıyor. Suriye'nin kuzeyinde PKK'lı teröristler Fırat, Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaydı. Ne var ki termal kameralarda o anlarda kayıttaydı. Adım adım izlendiğini bilmeyen teröristler ilerlerken operasyon için düğmeye basıldı. Obüsler, havanlar bir bir ateşlendi. Suriye'nin kuzeyi terör örgütü PKK için cehenneme çevrildi. Operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı da Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın peşindeydi. Hedefte terör örgütünün sözde Sincar asayiş sorumlusu Dindar Avesta Kodatlı Halit Reşo Kasım vardı. MİT gizlice takip etti, yerini belirledi. Operasyon Kaşla göz arasında başlayıp sona erdi. Terörist Kasım ne olduğunu anlamadan yanındaki diğer teröristlerle beraber etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristin Sincar bölgesinde PKK'lı olmayan sivilleri sorgulayıp infaz ettiği öğrenildi. Gün aşırı peş peşe ağır darbeler alan terör örgütünden kaçışlar da başladı. Güvenlik güçlerinden saklanamayacaklarını ve yakalanacaklarını anlayan teröristler teslim olmak için Türkiye'ye doğru hareket etti. Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Müzik Roside Kod adlı terörist Helin Özgören ve Hogir Armanç Kod adlı terörist Özer Yıldırım teslim oldu. İki kadın teröristin teslim olduğu haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya operasyonu gerçekleştiren personeli tebrik etti. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek dedi.